Allah bana ne karışır? Ya Allah sana ne karışır oğlum? Müslümansan karışır ama sen diyorsan ki ben ateistim, dinsizim, kitapsızım. Sen o zaman özgür, herkes istediğini yapar. Ama Müslümanım diyenin bazı kuralları içinde kalması gerekiyor. Nedir hocam İslami usulleri? Yani onun hususunda bir kitap hazırlıyoruz. İslam'da evlilik, cinsel hayat tabii uzun. Belki 500 sayfa olacak. O kitapta delilleriyle bunları sunacağız. Onlar inşallah birkaç ay içinde onu izleyiciler takip ederler. Yani İslam'a göre derken işte ters ilişki haram, yasak efendim. Sizin bununla alakalı bir açıklamanız var zaten. Bir hayvanla ilişkiye giren efendim, hasta halinde kadının ay halinde onunla ilişkiye giren veyahut da bir kadınla ters ilişkiye giren, bunlar melundur, lanetlenmiştir, haramdır diye hadis-i şerifler var. Onun için ayet-i kerimede de, yani Kur'an da buna işaret ediyor. Nisaküm harsun lekum, kadınlar sizin ekin tarlalarınızdır. Bakara suresi. Fetü harsaküm en naşitüm, ekin tarlanıza dilediğiniz şekilde yanaşın. Ama tarla olan döl yatağı demektir. Döl yatağına dilediğiniz şekilde yanaşın. Yani pozisyon diyorlar. Bunların hepsine izin var ama döl yatağından olmak kaydıyla. Çünkü ayet-i kerimede işte ekin tarlanızdır diyerekten döl yatağını kastediyor. Yani pozisyon önemli değil ama... Onlar önemli değil ama geliş noktası döl yatağı olması gerekiyor. Başka yerlerden haram edilmiş. Şimdi bu hususta tabii çok daha detaylar var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin efendim tatbikatı var. Sünnete ittiba meselesi var. Yani bunlar geniş. Mesela diyor ki ne yapmayın? Hemen böyle kendinizi tatmin etmek için hızlı acele davranmayın. Karşınızdaki cinsinizin ihtiyacını tatmin için ona vakit verin. Sadece kendinizi rahatlatıp kenara çekilmeyin. Yok efendim onun için işte şimdi de söyleniyor. Efendim önden mukaddimelerle başlayın. Efendim güzel konuşmalardı, bir hediyeleşmelerdi, bir şişe sunmaktı. Efendim yani acayip İslam'ın edepleri var, sünnetleri var. Bunlar çok güzel şeyler. Efendim hem sevgiyi geliştiren, hem evliliği yürüten, uzun sürekli kılan, muhabbeti söndürmeyen, hemen öyle bir iki birleşmeyle ateşi geçmemesi için, devamlılığını sağlaması için, efendim yani örtünmeye riayet, böyle çok efendim birbirinden nefret edilecek, ikra edilecek şekillere olmaması, temizliğe riayet edilmesi, koku sürünmesi, karı kocanın birbiri için temizlik yapması, koku sürmesi, bunların hepsi sünnette, edepte, kitaplarımızda geçiyor. Yani bunları tabii madde madde de kitapta beyan edeceğiz. Eşle sürekli yapılması cinsel birleşmenin yanlış mıdır sizce hocam? Her gün. Yani onun o sağlık meselesidir. Diyor ki la tukfiran minel cimai fe innehu ma'ul hayati yusabbu fil erham. Çok cima edilmeyi tavsiye edilmiyor. Çünkü rahimlere dökülen hayat suyudur. Yani o sudan